Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir One Piece teori sohbet videosunda da beraberiz. Ben Nemo ve Mr. Bishido ikimiz beraber sizin teorilerinizi seslendiriyor. Kendi teorilerimizi okuyor ve yorumluyoruz. Hep beraber One Piece konuşuyoruz arkadaşlar. En son yorumları okuyordum. Videoya başlamadan önce videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bayağı bir geriden geliyorum yorumlarda, kusura bakmayın. Çünkü cidden dolu bir dönemdeyim. Her boşlukta video çekmeye çalışıyorum. Bir günde 2-3 video. Bakalım. İlginç yorumları da var tabi. Ne kadar indim aşağı. Allah'ım 3 gün öncesinin yorumu var burada. Murat'cığım 995 spoiler tahminlerini okudum ama videoda okuyup da spoiler çakmak istemiyorum kimseye. Bence mantıklı ama. Yani bir şeyler yapacağı kesin iki doktorun. Katılıyorum sana. Luffy zehirlendiğinde bu arada Ivankov kurtarmıştı. Murat'ın bir yorumunu atlamıştım bu arada, Murat Erdoğan. Kaido'nun denizlerle veya hükümetlerle bir derdi yok demek yanlış olur. Zaten Smile meyvelerini alma amacı ordu kurup dünyayı kaosa çevirmek. Bu konuda kesinlikle haklı Murat bu arada. Ama Kaido'nun sorununun böyle birilerine çatmaktan yani spesifik birine çatmaktan ziyade birilerine çatmak isteği olduğunu düşünüyorum. Böyle yıkacağım bu düzeni falan. Biraz saldırgan bir insan Kaido. Bence ödülünün yüksek olması da ondan dolayı. En güçlü Yonko muhabbetinden ziyade bence. Evet, Yakup'un yorumuyla başlayalım. Luffy'nin Gear 5'ının Sun Wukong olacağını destekleyecek bir teorim var. Sun Wukong'un filminde sopasıyla ateş yaratıyordu. Luffy de sağ koluyla Red Hawk yapabiliyordu. Belki meyve uyanışından sonra kendine lastikten büyük küçelen bir sopa yaratabilir ve onu kullanıp Kaido'ya en fazla hasar bu şekilde verebilir. Mr. Simba da demiş ki kanka ben de öyle düşünüyorum ama final form olarak düşünüyorum. Meyvelerin sırrı açıklandığında uyanışa sahip olacağını düşünüyorum Luffy'nin. Şöyle bir olay var ki Luffy'nin sopa olarak kullanacağı nesne olacak. Belki de Laugh Tale'e gidince orada kadim şeytan meyvesi ağacı bulacaklar. Onun dalını kullanır belki. Ve Sabo ölür. Sabo'nun sopasını kullanır. Dragon Ball'da vardı aslında bu sopadan. Uzayıp kısalan Goku'nun sopası. Ya Luffy de daha önce dediğim gibi çok bir alet kullanmasını beklemiyorum ama Luffy'nin vücudu gerçekten bu teoriye uygun yani. Bir maymun şeklini alma olayı. Hani ona uygun. King Kong Gun'ı da kullandı mesela. Ama bilmiyorum buna evrilir mi? Evrilirse klişe olur mu? Bizi tatmin edebilir mi bu evrim? Çok bilemiyorum Yakup. Ama güzel bir teori. Gerçekten okuması çok keyifli bir teori ve bunun fanwiki sayfaları falan var. Hoşuna gidenler buradan da okuyabilir tamamını. Yakup yine bir yorum daha yapmış Yakup Demir. Ben Wano Ark'ta dünyanın iki farklı yerinde savaş çıkacağını düşünüyorum. Birinci Luffy ve yanındakiler vs. Kaido'lar. İkinci devrimciler ve Luffy'nin Filo vs. denizciler. Dünyanın iki farklı yerinde. Ha. Wow. Luffy'nin Filosu devrimcilere yardım edecek diyorsun. Niye Luffy'nin filosu diyecek olursanız Bartolomeo Sabo'nun Luffy'nin abisi olduğunu biliyor. Luffy'nin Wano'da olduğunu ve oraya haberler gitmediğini biliyor. Ona ve Luffy yerine Sabo'yu kurtarmaya gidecekler. Tabii ölmediyse. Tutkucuk Hime'de ay olursa belki Sabo tehlikedeyse kurtulur. Çünkü kara sakallı onun peşinde meyve yüzünden. Ama kolay kolay alabileceğini sanmıyorum demiş Yakup. Ben de Sabo'nun kolayca öldürülüp meyvesinin alınabileceğini zannetmiyorum. Bence bir abi ölümü daha olmayacak. Ben beklemiyorum bu noktada. Sabo'nun ölmesini beklemiyorum arkadaşlar. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Çünkü bir kere oldu o senaryo ve Luffy gerçekten ciddi bir power up aldı. Bir daha ölüm üzerinden power up yapılırsa bence çok klişe olur. Yani dürüst olmak gerekirse. Ama bu çok ilginç. Yani Luffy'nin filosunun Sabo'ya yardıma gitmesi ilginç bir düşünce. İlgimi çekti. Güzel olabilir. Bushido'dan kurtul yorumuna
Mr. Bushido kalpler gelmiş. Fatih'ten gelmiş. Mr. Mugiwara'dan gelmiş. Oğuz Süleyman'dan gelmiş. Bir eski izleyicilerim. Ben çok teşekkür ederim eski izleyicilerime. Şöyle bir kalp atıyorum. Onlar kendileri biliyor. Mehmetler, komandolar, reisler, fatihler. Adı aklıma gelmeyen yani pilav. Adı aklıma gelmeyen varsa gönül koymasın lütfen şu anda. Batu. Batın vardı. Yani aklıma gelmeyen varsa gönül koymasın gerçekten. Görünce hatırlıyorum ama. Mesela Miraç vardı. Gerçek Darling vardı. Pek göremiyorum onları ama. Artık ne yapalım. X-Track'in en sevdiği yemek tavuk. SBS bölümünde yazıyor. Uçan altını sevdiği şeylerde yazıyor. Gerçekten ilginç. Türk olması ve tavuk pilav sevmesi. Gerçekten ilginç. Hoş bir detay olmuş. Teşekkür ediyoruz Eiichiro Oda'ya. Jinbei'yi de kaptan değil, gemi sürücüsü olarak düşünmek daha mantıklı. Yani evet. Barış Demir bir şey sormak istiyorum. Benim düşüncem evet bu meyve var tabii ki ama kimde? Sizce water no mi su meyvesi çıkacak mı karşımıza? Çok güçlü bir rakip olarak. Çok zor bir soru gerçekten Barış. Eiichiro'da böyle bir meyveyi çıkarırsa kimse şaşırmaz bana kalırsa. Ama çıkarmaz ve şöyle bir açıklama yaparsa bu meyve olayın doğasına aykırı derse de kimse bir laf edemez. Çünkü yani sonuçta suya karşı güçsüz bir şey olarak geçiyor yani şeytan meyvesi. Belki spesifik olarak su meyvesi olmayabilir. Ama yüksek bir ihtimal diyemem buna olmama ihtimaline. Yani %50'nin bir tık altında olmama ihtimali. Olursa güçlü bir rakip kimde olabilir bilmiyorum. Hala karşımıza çıkmadı. Belki Shanks'ın tayfasında birisinde olabilir mesela. Ya da Teach çalmış olabilir bir yerlerden. Teach'in tayfasından birisi yani. Çok güçlü bir meyve gerçekten. Hakan Büyükbay ilk defa yorum atan izleyicilerimden biri. Queen vs. Sanji, King vs. Zoro görür müyüz 10 bölüm içinde? Mangada imkansız ama animede %80 şey animede imkansız. Mangada %80 ihtimaliyle görürüz diye düşünüyorum Hakan. King vs. Marco diyorlardı ama bence Marco Big Mom'u üstüne gidecek gibi duruyor vs. O yönde ilerliyor bence. Biraz spoiler da çakmış gibi oldum ama artık beni affedin arkadaşlar. Şu anda Hawkins vs. X-Drake Kaido tarafında aynı zamanda Killer ve Üstad Kid yaralı durumdalar. İlerleyen zamanda bu dörtlü en başta yaptığı anlaşmaya sadık kalıp Luffy ve tayfasının yanında yer alır mı? Hawkins ve X-Drake Kaido tarafından aynı zamanda Killer ve Üstad Kid yaralı durumdalar. Bence Luffy'nin tarafına geçecek süpernovaların hepsi. Bir şekilde. Uruige'yi hariç tutuyorum. Ruigi gözükmedi ama bir şekilde bütün süpernovaların bir şekilde Luffy'nin tarafına geçeceğini düşünüyorum. Worst Generation bir şekilde Luffy'nin etrafında toplanacak bence. Bedirhan doğru. Bence Yamato Vivi gibi nakama seviyesine gelip son anda gemiye binmekten vazgeçecek. Gerekçesi de Oden oğlunu ve ülkesini bırakmazdı gibi bir şey diyecek. Bu çok mantıklı bu arada Bedirhan. Ben bunu okuduğumda çok mantıklı gelmişti gerçekten. Neden olmasın diyorum ama kalada bilir tayfada küçük bir ihtimalde olsa ben bilmiyorum ya yani Yamato olayı çok çok az şey biliyoruz bence Yamato hakkında hala az şey biliyoruz kişiliği olsun savaş gücü olsun çok bir bilgimiz olduğunu düşünmüyorum Yamato hakkında ama bu bölüm mangada Yamato'ya değinileceğine dair spoilerlar aldım diyebilirim. Bu şekilde bir de tüyo vereyim size. Fatma Nur Gülmez. Abi madem Rayleigh hayatta diğer Roger korsanları da hayatta olabilir. Son büyük savaştan önce Luffy Roger korsanlarını bir araya getirebilir. Ve büyük savaşta Luffy'lerin yanında savaşabilirler. Aynı Beyaz Sakal'ın tayfası gibi Beyaz Sakal'ın Luffy'ye duyduğu saygıyı diğer Roger korsanları da duyabilir. Ki zaten Roger'ın sağ kolu Kara Kral Rayleigh Luffy'ye duyduğu saygıdan ötürü ona yardım etti. Ve büyük savaşta hepsi aynı büyük filonu yaptığı gibi Luffy'nin himayesine girebilir. Ayrıca en kötü nesil de bunu yapabilir bir ihtimal. Ben dedim az önce. Fatma Nur bence en kötü nesil Luffy'nin etrafında birleşecek diye. Roger korsanlarının pek azını gördük. Bu konuda çok haklısın Fatma Nur. Ama Roger korsanlarını bence yeterince yücelttiler. İkisini de gösterdiler bize. Yani hatta dördünü gördük. Roger dahil olmak üzere. Roger, Rayleigh. Hatta Doktor vardı. 5. Doktor. Shanks, Buggy.
Bir de biri daha gözüktü ya. Neyse. Aklıma geldi. Ha, Oden. Oden. Racer korsanlarından sayılır da tabii. Racer korsanlarından epey birilerini gördük. Mangada başkalarını da görmüş olabiliriz bu arada. Yanlış bir şey söylemeyeyim arkadaşlar. Bu kişileri yakından gördük ve tanıdık yani bu beşliği. İleride bu beşlinin geleceğini çok zannetmiyorum. Yani Roger zaten öldü hani. Shanks gelebilir, Buggy gelebilir. Evet. Prime time'larda onlar yani hala denizde korsan olarak hüküm sürüyorlar. Ama korsanlığı bırakmış Roger korsanlarının müdahil olması için gerçekten ama gerçekten çok büyük bir olay olması lazım. Yani bambaşka bir lig seviyesine çıkmaları lazım. Yani hani ciddi bir olay olması lazım. Ha, şöyle bir şey olabilir mesela. Avatar The Last Airbender'da Iroh ve Iroh Old'ları toplayıp Beyaz Lotus diye bir kulüp kurmuştu ve Ateş Ulusu'nun işte işgal ettiği yerlere onlarla saldırmıştı falan. İnşallah spoiler oldu biraz ama neyse. Burada da o şekilde Rayleigh önderliğinde belki bir topluluk halinde ya da Garp önderliğinde bu 5-6 tane Old Reis yani böyle çok güçlü kişi bize güzel hype enstantaneler sunabilir. Ama onun dışında Roger korsanların olsun, çok eski karakterleri olsun, Rayleigh'i olsun. Çok fazla bugünün savaşlarında gösterip de yüceliklerinden böyle düştüklerini görmek istemiyorum ben. Yani göstereceğini de zannetmiyorum Eiichiro Oda'nın. O Eiichiro Oda'nın da istediğini düşünmüyorum. Yani Rayleigh vs. Kaido gösterip mesela Rayleigh Kaido'ya 1 vs. 1'de yenildiğini görseniz ne hissedersiniz? Ben kötü hissederim mesela. Şimdi şey diyen çıkabilir yorumlarda tabii. Rayleigh niye Kaido'ya yenilsin diyen çıkabilir tabii ki. Ben illa kaybeder demiyorum ama Rayleigh Kaido'yu yenerse Luffy'nin korsanlar kralı olmasının bir anlamı kalmıyor o zaman. Onu Luffy'nin yapması lazım. O yüzden bu old karakterleri çok müdahil etmez diye düşünüyorum. Eiichiro o da. Bu şekilde. Süpernovalarında Luffy'nin etrafında toplanacağını düşünüyorum. Şurada baya bir çok teşekkür ederim. Sayonara güzel video demiş. Teşekkür ederim. Commando D'nin yorumunu da okuyacağım. Biz hala buradayız Nemo. Sadece canlı yayın açana kadar eylem yapıyoruz demiş Commando D. Ben sizin yerinizde de izliyorum demiş Hitsizen Maker. Beni de sayabilirsin demiş Commando X. Siz de eyleme katılın demiş ya Commando D. Niye şey yapıyorsun insanları? Arkadaşlar eski izleyicilerim yani çok seviyorum sizi gerçekten. 4 kişi de beğenmiş ben de beğeneyim. Hepinizi çok seviyorum. YouTube banladığı için yayın açamıyorum ama haftaya inşallah doğum günümde doğum günümde olmasa da o hafta sonu yayın açacağım ve çekiliş de yapacağım inşallah. Komando. Chandler da gelmiş. Chandler Evelyn. Komando D ile X aynı kişi değilmiş. Muhabbeti yapılmış. Aa. Gitme komanda X 2 hesap. Hitsuzen Maker, Wano Arc'ı okumadan attığın teoriler uydurma olabilir ama yine de ilginç bir hayal gücü var. Bence atabilirsin. Bence One Piece evreninde tecrübe önemli değil. Eğer önemli olsaydı Luffy Doflamingo ve Katakuri'yi yenemezdi. Bence önemli. Yakup Luffy'nin de savaş tecrübesini bence yadsımamak lazım. 7 yaşından beri Garp gibi, Ace gibi yani hiçbiri alt seviye olmayan korsanlarla savaşıyor. Bence bu konuda Luffy'yi de çok yabana atmamak lazım. Evet, Shonen serisi olduğu için bence de bir şeyi var. Bir de 2 senelik Rayleigh'le tecrübesi var. Mr. Burak bu güzel yorumunu bir sonraki videomda bahsedeyim. Şimdi gümbürtüye gitmesin 14 dakika olduk. Arkadaşlar dediğim gibi doğum günüm çevresinde doğum günüm gününde off olursam boş olursam o gün olmazsam artık o hafta sonu cumartesi ya da pazar bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ajin mangasını vereceğim. Daha önce de gösterdim videolarımda. Çekilişte doğum günüme özel hediye.
Katılmak istiyorsanız kanalıma abone olmanız ve Twitch'ten beni takip etmeniz yeterli. Twitch üzerinden yaparım muhtemelen. Çünkü YouTube'da banlıyım hala yayınlardan. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni bu şekilde desteklemeniz beni çok mutlu ediyor. Videolarda devamı geliyor bu şekilde. Yorumlarda da sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi, teorilerinizi paylaşabilirsiniz. Discord üzerinden de paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Yanlış el.